Artık yavaş yavaş sonlamaya geliyoruz. Hemen öğrenelim. Ne var yakında? Var mı bir şeyler Salih? Şu an bir oyunumuz var. Yeni başladı. Bulut Tiyatro grubuyla. Ebru Nihan yazdı, Mirza Metin yönetti. Nerede kalmıştık oyunun ismi? Her perşembe 20.30'da sahne halde. Sahne hal Mecidiyeköy'de Şişli Emniyet Müdürlüğü'nün yanında. Yanında. Bir kere de söyledim, evet, süper. Peki bir daha tarihini söyler misin? Bu pazar son oyunu Şermola Performans'ta oynayacağız Taksim'de. 7'de. Daha sonra her perşembe 8.30'da sahne haldeyiz Mecidiyeköy'de. Aynen. Peki harika. Hocam var mı da yeni bir şey Ahmet? Yani... Fuara gideceğiz 84. yeni bir şey şu an için yok. Sadece işler güçlere odaklandık. O zaman işler güçler ekibine buradan. Ekibimize buradan sevgilerimizi göndermek istiyorum. Gerçekten çok çalışıyoruz. Görüntü yönetmenimiz Özgür Polat'a. Osman Taşçı yardımcı yönetmenimiz. Birinci asistanımız Vedat Uyar. Evet yani. Yapımcımız Hayır Aslan. Çok iyi. Bumcu Onur'a. Tuğba Vesile'ye. Bumcu Onur'un selamı. Bumcu Onur'a. Yani, Burak Satıvola oyuncularımız. Geliş, evet. Set ekibine, abi var, kostüm ekibine, sanat ekibine, ışık ekibine, ulaştırma kamera ya, ekibine. Ya, herkese çok teşekkür ederiz. Bir de bir şey söyleyeceğim, biraz özel olacak ama çok sevdiğim bir arkadaşım bugün çocuğu oldu. Ada, Haluk Antalya'dan. Ona analı babalı büyüsün Allah buradan. Amin. Bir de selam söylüyorum. Murat'cığım var mı bir şeyler? Vallahi bir şeyler hani film yaptı. Tık elimize bulaştı işte. Devam ediyoruz böyle aynı ekiple. Film yaptık elimize bulaştı dediğin şey Çalgı Çengi. Çalgı Çengi mi? Bulaşmadı abi. Bence yani gişesine mişesine bakma. O film sayesinde de çok... Evet, YouTube'da çok izlendi. Aynen. Öyle bir şey. 2 milyon izlendi. Ama şu işten sonra, bu işler güçlerden sonra yapacağınız film çok acayip bir şey olur yani. Umarım inşallah. Bakalım işte kısmet. Dizinin içerisinde bunların hepsinin cevabı var aslında. 19. bölümde özellikle. Evet. 19'da var. Doğru. 19'da var mı? Var. Peki. Peki Büşra'cığım? Ben de Mart'ta bir sinema filminde oynadım. Mutlu Aile Defteri. Evet, ben biraz önce ona yayından kaldırılan dizi şeyi yaptım. çok değerli oyuncularla oynadık orada. Tuncel Kurtiz, Binur Kaya, İlker Aksum, Bülent Emrah Parlak, Öner Arkan. Oh. Güzel bir kadroydu ve daha niceleri diyeyim. O da şimdi tarihi belli değil ama 2013'te vizyona girecek inşallah. Peki onu da söyledik. Göksel'cim? 29 Ekim'de Sarıyer Belediyesi'nin Cumhuriyet kutlamaları var. İlk olarak İstanbul'da orada sahneye çıkacağız. Sonra 15 Aralık'ta bu sahneye alkışladı. Ben de böyle yapıyorum. O arkadaşı birisi aşağı itti herhalde. Çıksın. Ben de böyle baladım. Ya da Sarıyer Belediyesi'ne çalışıyor yani son yani. Sarıyer miydi? Belediye miydi? Bizim belediye bu ya. Evet. 15 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi. Bir de Aralık sonuna doğru Almanya turnemiz olacak. Şu anda tarihlerini hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Olursa bize söylersin. Bol şans diliyorum. Dizideki bu arada 4 kuşaktır Frederick Izadorzik ailesine ait olan 200 yıllık Osmanlı reklamları, kromoları koleksiyonu sahip beyefendi. 159 parçadan oluşan Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan sergiyi de 21 Ekim tarihine kadar gezebilirsiniz. Bana da bir şeyler göndermiş sağ olsun. Frederick Beyefendi'ye buradan çok çok teşekkür ediyorum sağ olsun. 21 Ekim tarihine kadar Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde demişler. Adı yok mu? Adı yok, hangi alışveriş? Ataşehir'de bir alışveriş merkezi. Gezeceğiz artık. 21 Ekim'de gideceksiniz. Evet, siz oraya Ataşehir'e. O alışveriş merkezi senin, bu benim. Sergi gezeceksiniz, dizide bakacaksınız. Bir değişiklik olur. Evet. Dizideki en önemli cümlelerden bir tanesi de Ahmet'in kullandığı diyemedim ya lan. Evet. Değil mi? Diyemedim ya lan. Bir canlı bir tane alalım mı ya? Var mı böyle bir şey metinlerden akılda kalan? Çünkü seyirciye diyemedim ya la'yı neye söylersiniz diye kağıt verdik herkes birilerine. Şunu şuna diyemedim yala diye yazdı. Onları okuyacağım birazdan da onun için. Diyemedim yala. O kadar. Diyeyim. O kadar diyeyim. Yok yok. Ha, başına bir şey getirmem gerekiyor. Burada metin veriyorum. Evet. Ama o kadar pratik zeka bende yok. Estağfurullah, estağfurullah. Şu programa katılmak istemedim. Olur mu? Ahmet'inki daha teorik zeka. Kinetik. Evet. Kinetik. 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 Kinetik Saadi'ninki o eski memur olduğu için. Ha. Yani böyle işte kinetik, teorik, pratik takılıyoruz. Ya bu ne kadar aslında demek isteyip de diyemediğimiz. Gitmek isteyip de gidemediğimiz. Girme, oraya girme çıkamazsın. İkinizden ne geliyorsa bence herkes değil desin yani. Bak, buradaki arkadaşlara kağıt verdik. Onlar demişler. Diyemedim yala
Yı nelere demişler. Okulum uzadı. Okulum uzadı babamlara diyemedim yala. Babama seni seviyorum diyemedim yala. Alex, Samet, Atilla Taş ve Doğuş'a dur diyemedim yala. Bunu kim yazdıysa görmek istiyorum ama buna yazmak da olmaz. Anne baba evi boşaltın kız gelecek diyemedim yala. Babama... Babama bir 50 kağıt ateşlesene diyemedim ya. Güzelmiş. Ateşlesene neymiş ya. Baba be. O da tip de böyle. Baba be. Bir 50 kağıt ateşlesene ha. Duru seni çok seviyorum. Beni affet gururumdan diyemedim yala diye yazmış. Bunu kim yazdıysa biraz benimle dalga geçmiş ama. R diyemedim yala. Sen mi yazdın? Aa, güzelmiş, harika. Baba yurt kirasını yedim, seni çok seviyorum diyemedim ya. Dal kalkar kahtal salkar kahtal salkar diyemedim ya la. Patrona beyaza gideceğim diyemedim ya la. Alex'e gitme kal diyemedim ya la. Halı saha maçında pas vermeyen Alper'e senin oynayacağın topun diyemedim ya lan. Ahmet Kural senin mimiklerine kurban olayım diyemedim ya lan. Sen misin o? Kalk göster kendini. Evet, çekiyor musun? Desin madem ya. Diyemedim. Aşkıma şişkosun diyemedim ya lan. Yanımda oturan sevgilime lay lay lom galiba sana göre sevmeler. Popa Şinenay galiba sana göre sevilmeler diyemedim ya lan. Oy çok ağır bir tane geliyor. Bana bu kağıdı veren sarışına çok güzelsin diyemedim ya lan. Nerede o Tutku? Tutku mu dağıttı kağıtları? Bir daha Tutku'ya dağıttırmayın kağıtları vallahi. Arada kaynayıp gidecek yani. Bu da çok güzelmiş. Yazmasak olmuyor mu diyemedim ya lan. Bir berber bir berbere değil mi? Onu ben hayatım boyunca diyemedim. Bunu hadi okumayayım. Üniversiteyi bitirince ne olacak diyemedim ya lan. Yunus'a seni seviyorum öküz diyemedim ya lan. Evet, biz de seyircilerimizi alkışlayalım. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.